Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten muazzam bir FIFA Mobile videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Eşleşme tahminleri yapacağız. Ancak öncesinde efsane bir şey daha yapacağız. Kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Gerçekten efsane bir şey yapacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, dünkü videoya gerçekten beni mahcup ettiniz. Özellikle has tayfa çok az like gelmiş. O yüzden bu videoya arkadaşlar moral için çok güzel bir like bekliyorum. En az 3000 beğeni herkesten bekliyorum. Herkes bir devam ederken hiç zaman kaybetmez. Tamam, ben bir saniyenizi ayırıp bir like butonuna basabilirsiniz ve yeniyseniz hoş geldiniz diyorum ve kanala abone olabilirsiniz ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Yenilere hoş geldiniz diyorum. Has sayfaya selam. Öylesine izleyenlere de selam. Haydi bakalım arkadaşlar, şimdi hesabımıza geçelim. Hesabımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Hesabımızda tekrardan coins çekildiği için aslında 12 milyon coins olmuştu, ancak bir 8 milyon coinsle bir şeyler yaptık. Onların neler yaptığımızı şu anda çok hatırlamıyorum ama bir şeyler yapmışızdır. Ve arkadaşlar şimdi ne mi yapacağız? Çok güzel bir şey yapacağız. Hemen göstereyim ne mi yapacağız. Ama şu anda elimizde oyuncu var mı? Heh, buldum, tamam. Alonso. Marcos Alonso. Ben 83'ken sanıyordum. 83'kenlerin arasında göremeyince şaşırmıştım. Hemen Marcos Alonso'ya geliyoruz arkadaşlar ve oyuncuyu geliştir diyoruz. Şimdi mantığını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu YTXP'lerini biz neye kullanacağız? Hemen onu göstereceğim. Bu YTXP'lerini arkadaşlar biz bunu geliştirmeye kullanacağız. Sebebi ne? Bunu geliştirebildiğimiz kadar YTXP'siyle geliştireceğiz. Sonrasında arkadaşlar YTXP'leri hem boşa gitmemiş olacak hem de işte güzel bir işe yarayacak işte. Her neyse arkadaşlar, yarayacak bir işe. Oraları siz bir geçin. Şimdi çok yüksekken oyuncular kullanamayacağız. Yok, bu kadar değil. Bu kadar olmaz. Antrenman XP'leri yanlış yaptık bak. Sadece bir kere artıya bassak yeterliydi. Niye o kadar kastık onu anlamadım. Bir dakika arkadaşlar, hemen yapıyorum. Şimdi bunu koyduk. Tamam mı? Bunu koyduktan sonra bunu koyduk, bunu koyduk. Bunlardan bayağı bir varmış. Güzel. Bunları koyduk. Bir dakika, bunu koymuyoruz. Bu YTXP'lerinden faydalanmanın taktiğini gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ben bu adama 6 gen arttıracağım. Hemen gen artı 6 yapıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Daha fazla oyuncular kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yüksek oyuncular kullanmadık. 12.000 antrenman XP'si falan kullandık. O da önemli değil. Hemen gen artı 6'ya basıyoruz. Ve Marcos Alonso'yu artı gen arttırdık. Bunu neden yaptık? Çünkü arkadaşlar Marcos Alonso'yu XP basabilelim ki Team of the Year XP'lerini Thiago Silva üzerinde kullanabilelim. Gerçekten çok mantıklı geldi bana. Ve böyle bir şey yapma kararı aldım. Gördüğünüz gibi zaten direkt bunu koyunca böyle bir durum oluyor. Ve Walker'ı koyuyoruz. Ve bunu koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir durum oluyor. Şimdi hemen artıya basalım. Ve bu şekilde arkadaşlar bir gen daha arttırabiliyoruz. Ancak bunu bayağı bir kullanıyoruz. Bunları kullanmazsak olmuyor mu ya? Neyse arkadaşlar, kullanalım, yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir antrenman XP'si kullandık. Ancak Thiago Silva 2 gen daha artacak. Ve hazır mıyız? 3, 2, 1, bom. Eminim tabii ki de, bastım. Bom be, 102 gen Thiago Silva oldu. Artı 9 hızlanma geldi, 92 hız. 102 saldırganlık, 124 farkındalık var. Ve 124 müdahale var. Gerçekten büyük bir ihtimal muazzam olmuştur. Öyle tahmin ediyorum ki muazzam olmuştur zaten. Öyle düşünüyorum yani, öyle de olmuştur. Şimdi arkadaşlar bu şekilde geliştirmelerimizi yaptığımıza göre şimdi hemen etkinliklere geliyoruz. Ve eşleşmeler tahminlerini yapacağız. Hemen eşleşmeler etkinliğine girelim. Ve oradan tahminlerimizi sizlerle birlikte yapacağım bakalım. İlk olarak ben buradan Real Madrid'e vermek istiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun burada bu videoda bu tahminlerde yüksek bir ihtimal bayağı bir Real Madrid vermeyen çıkacak. Ama arkadaşlar ben Real Madrid'e güveniyorum ve Real Madrid'e verin. Bence siz de verin. Real Madrid harika bir takım. Şöyle bir takım. Şöyle bir takım. Muazzam bir takım. Real Madrid'e herkesten vermesini bekliyorum. Real Madrid'e verdim arkadaşlar. Çok fazla söyledim. Bir daha söylüyorum. Real Madrid'e verdik. Haydi bakalım. Oynamaya başlayalım. Real Madrid etkinliği bakalım nasıl bir etkinlikmiş. Bu arada telefonu format attığım için oyun sıfırlandı. Bu yüzden etkinlikler yüklenirken birazcık uzun zaman alıyor olabilir. Oha, oyunun sesi açık kalmış. Bir dakika, bir dakika. Hemen oyunun sesini kıstım. Bakan bu. Bakan bu. Çok güzel bir şut be arkadaşlar. Çok rahat. Buralardan kaçırma gibi bir şansımız yok gibi bir şey yani. Gol kaçırmıyorsunuz. Bakın Bale. Gol. Kaçırmak yok abi. Bir de düşükkenli kaleciler varsa zaten çok rahat bir şekilde atıyorsunuz. Hani bunları artık zaten söylemeye gerek yok. Çok basit şeyler bunlar. Hani artık bunları yaparsınız diye düşünüyorum. Hepiniz de yaparsınız. Evet arkadaşlar, bu arada
Benim tahminlerime güveniyor musunuz bilmiyorum ama sürekli böyle benim tahminlerimi yapan insanlar var. En azından yorumlarda öyle görüyorum bazılarını. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana inanarak, güvenerek tüm tahminlerimi şimdiye kadar en azından kaçırmadığınız bütün tahminlerimi yapanlar yorumlara böyle bir şey yazsın. Ya yani bir şeyler yapın ya. Yani. Yorumlara yapıyorum falan yazın. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Bana güvenenler, daha bir tane bile oyuncu alamadık mı? Bir dakika. Aldık. Ama neyi aldık? Bak unuttum şimdi. Biz neyi almıştık ya? He Morata, ama orada onda 8 gerçekten efsane yapmadım mı arkadaşlar? O onda 8. Hani o benim zaten etkinlik, eşleşmeler etkinliğinde en efsane şeydi. En iyi ben yapmıştım ya. Yani en iyi ben dediğim, hani onda 9 yapan görmedim. Onda 8 yapan çok az kişi gördüm. Ama orada bana bayağı bir sen yapmasını bilmiyorsun, hiçbir şeyden anlamıyorsun falan diyen vardı. Onlara da karşı gerçekten çok mutlu oldum. Onların çünkü bayağı bir dediği tutmadı. Zaten tutmayan maçlar da böyle herkesin o benim oynadığım maçlar. Hani onları da farklı oynasaydım onlar da tutabilirdi. Neyse, hatırlamayanlar da vardır, hatırlayanlar da vardır. Şimdi arkadaşlar standartta Liège mi, Anderlecht mi beraberlik vereceğim. Şu anda düşündüm, biliyor musunuz? Daha maçlara ilk defa bakıyorum. Şu anda düşünüyorum. Beraberlik vereceğim. Siz Anderlecht'e verin. Evet, Anderlecht veya beraberlik diyorum. Ben Anderlecht'e verdim. Siz isterseniz beraberlik de verebilirsin. Yok, ben beraberlik... Neyse işte arkadaşlar, istediğinizi verin ama standart Liège de alabilir. Her şey olabilir bu maç. Ben beraberliğe verdim. Bana sürekli böyle güvenip bana inananlar beraberlik verebilir. Sadece onu diyorum. Garantisini hiçbir zaman veremedim zaten ama 4'te 2 garantisi verelim size. 4'te 1 tutmaz herhalde. 4'te 2 tuttururuz herhalde de. 4'te 2 bile zor arkadaşlar. Bu maçlar çok saçma ya. Çok fazla konuştum biliyorum ama maçlar çok saçma. Evet, devam et. Diyoruz. Bu etkinlik kadar saçma bir etkinlik de gördünüz mü ya? Yorumlara yazın. Abi oyunda en beğenmediğiniz, hani en beğenmediğiniz değil, gerçekten en zor yapamadığınız, en yapamadığınız da değil. Hani yapamayıp belki böyle saçma, en azından mantıklı bir etkinlik. Abi şu etkinlik kadar mantıksız, hem uzun sürüyor, bak uzun sürmesinden dolayı değil, gerçekten zaman kaybı değil. Abi etkinlik çok mantıksız ya. Çok kötü bir etkinlik bence, hiç beğenmedim yani, öyle diyebilirim. Monaco var ve Marsilya var. Çok uzun bir düşünüp geliyorum. Düşündüm Monaco. Monaco aldı bu maçı, yazın. Yazın bir kenara, Monaco bu maçı kazanır arkadaşlar. Size garantisini vermiyorum ama Morata bu maçı kazanır. Yani şimdi garantisini veriyorum deyince tutmazsa kötü olur arkadaşlar. O yüzden garanti vermiyorum. Yoksa hani tahminim Monaco ve inanıyorum da kazanacağını. Gerçekten böyle tahmin sallama değil. Monaco'nun kazanacağını düşünüyorum. Bak oha. Aşırtma vurayım derken yanlışlıkla normal şut çektim bak. Bakan bu hadi. Çok güzel bir şut. Uzaklardan vuracağım. 3'te 3 yapacağım yani. 2'de 2 yapacağım şimdi. Uzaklardan vurarak. Ceza sahasına girmeden vurma challenge arkadaşlar. Ve kaçırma şansımız da yok yani. En azından kaçırmadık. Kaçırdık mı? Hayır. 2'de 2 gidiyoruz. Haydi bakalım. Bakan bu. Bakan bu abi. Çok güzel bir şuttu. O nasıl direkten döner ya? O tam çatala gitti. Şutu güzel vurdum ama arkadaşlar. Aha. Oh be. Bak. Sözümde duracağım mı? Evet, duracağım gibi. Ve ceza sahasından vurayım bari. Evet, çok güzel bir şut geldi ve 3'te 3 yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sözümde duracağım demiştim size, değil mi? 2'de 2 ama işte ilk golü uzaktan vururdum ama direkten döndü, yakından attık. O birazcık sıkıntı arkadaşlar. Evet, güzel durumlarımız var şu anda. Ve hepsini tahmin yapmadık. Bir tane maç vardır ya, bir tane daha var. Evet. İşte arkadaşlar en kritik maçtayız. Sizce ne olur biliyor musun? Bak bence bu maçı Lazio alacak. Ben böyle bir tahmin yaptım. Hani zorunda olsam, şu anda zaten zorunda gibi bir durumdayım. Lazio alacak derim. Diyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar 4'te 4 yaparsak şöyle güzel bir ödül var. Sonra Rodrigo gibi bir ödül var. Sonra böyle bir ödül var. Şimdi hiçbirisi çok önemli olmadığı için ben Lazio'yu oynuyorum. Ama mesela takipçilerimiz arasında çok önemli önemseyenler olabilir. Hani bu olayı çok önemseyen insanlar olabilir takipçilerimiz arasında. O yüzden mantıklı, en mantıklı gelen bana Lazio. Ve hani kesinlikle Lazio'nun kazanacağına inanıyorum. Öyle bir şeyler söyleyebiliriz. Yani bence Lazio kazanır. Bakan bu. Çok... Abi bu nasıl bir şuttu? Gerçekten ilginç ya. Ali'ye. Ali açtı ortaya. Bale çok kötü bir... O nasıldı ya? Çok güzel bir kafa diyecektim. Böyle fail oldum. Böyle kaldım. Her neyse. Bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Muhteşem bir gole imza atıyor Bakan bu. Çok güzel bir gol geldi. Gareth Bale. Bale. Bale vurdu ve gol Lazo. Geldi güzel bir gol. Ve son bir gol daha atıyoruz arkadaşlar hemen.
Ve son olarak bir göstereceğim arkadaşlar tüm oynadığımız etkinlikleri. Sonra da videomuzun yavaş yavaş sonuna geliriz artık. Hatta yavaş yavaş değil, direkt sonuna geliriz. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geliyoruz. Hatta yavaş yavaş gelelim, böyle yavaş yavaş ilerleyelim videonun sonuna doğru. Devam ete basamadım, bastım. Evet arkadaşlar, Lazio, Monaco. Tamam, devamını göstermeyeceğim, videoyu izleyin yani, o kadar da değil. Videonun sadece sonunu izleyip böyle bir şey yaptıysanız gerçekten yazıklar olsun ya. Bak, öyle yapanlar için şuraları göstermedim, zaten izleyenler görmüştür. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Bakın abone olun. Hiç çok şey kaçırırsınız abone olmazsanız. Bakın kaçırmamak için abone olun. Şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muhteşem videolardan birisine gidebilirsiniz. Thumbnail'ını çok kötü yaptım dünkü videonun. O yüzden izlenmedi ya. Çok üzgünüm gerçekten. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Dünkü videoyu da izleyin ve bay bay.